Bir çılgınlık yapıyorum. Evet bazılarınız özlemiştir. 8.30'da Twitch canlı yayını var. Orada da beklerim. Birkaç tane podcast kaydı yapmayı düşünüyorum. Bugün de aslında çok fazla gündem üzerine konuşmak istiyorum. Böyle gündem yağıyor dışarıdan ama dedim neredeyse bir haftadan fazladır genel bir konu üzerine konuşmuyorum. Bugün de aslında kendi gündemim üzerinden yola çıkmak istiyorum. Gündemim de değil aslında. Yaklaşık bir buçuk yıldır maalesef içinde bulunduğum acı bir durum konfor alanımdan çıkamıyorum. Bilmeyenler için konfor alanını şöyle bir açıklayayım kısaca. Eğer bulunduğunuz durum artık sizin için konforluysa, bu her şey için geçerli olabilir. Yaşantı tarzınız, çalıştığınız iş, gelir modeliniz, işinizin içindeki ayrı bir kol. Kısacası her alanda kendinize bir konfor alanı oluşturduysanız, rahat ettiğiniz artık standarttı. Sizi rahatlatıyorsa bu alan konfor alanıdır. Benden çok daha iyi bir şekilde bunu açabilecek arkadaşlar da vardır aranızda. Ama açmayın. Sevmiyorum ben öyle şeyler. Bir ortamda biri konuşuyorsa en iyi konuşan ben olmalıyım. Şaka şaka. O kadar da değilim. Dediğim gibi son bir buçuk senedir kendi birkaç ana konfor alanından pek çıkamıyorum. Nedir bunlar? Mesela kendimi animasyona çok kaptırdım. Animasyona ve çizim işlerine. Niye? Çünkü artık burada kendime bir konfor alanı oluşturdum. Geliri şahane değil ama hoş. Büyük sıkıntılar çektirtiyor mu? Hayır. Özellikle yaş ilerleyince insanın hayatında sabit giderleri olabiliyor. Bu sabit giderleri karşılayıp cebime para koyabiliyor muyum? Evet. Ama şöyle bir durum var. Ben ayrıyeten mesela sahne insanıyım. Stand up yapıyorum ki şu an istesem de yapamam. Etkinlikler iptal. Mesela bu işlerimin yanında stand up'a tekrar bir ağırlık versem bir ihtimal oldu da mesela çok güzel bir set oturttum ya da çok güzel bir kompozisyon oturttum. Şu anki konfor alanımdan çok 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 daha iyi bir alana yerleşebileceğim hayatımda. Nedir bu? Şu an stand-up'tan iyi kazanan kişilerden birkaç örnek verelim mesela. Mesut Süre var. Kaan Sekban var. Cem Yılmaz'ı zaten biliyorsunuz. Zate Demirer'i biliyorsunuz. Yeni eklenenlerden Hasan Can Kaya var. Bunların mesela şu an aylık geliri yüz binlerce lira. Özellikle Cem Yılmaz'ı kattığınızda milyonlarca lira olabiliyor. Şahane bir hayat seni bekliyor olabilir. Tabii ki bir ihtimal bu. Olmayabilir de. Burada beş tane örnek verdim ama ayda 1000 lira bile kazanamayan 20-30 tane belki de 100 tane stand-up komedyenin örneği de verebilirim. Videoyu uzatmak için tek tek saysam mı? <laughs> Ama işte başarısızlık ihtimalinden ziyade o başarma ihtimali insanı cezbediyor. Ve şunu diyorsun kendi kendine ulan ben daha iyi bir konumda olabilirim o daha iyi konumun riski senin şu an bulunduğun konfor alanının sana gitgide daha dar gelmesini sağlıyor. Seni bir boğuyor. Şu an onu yaşıyorum. Sadece stand up'ta değil. Mesela daha önce de bahsetmiştim işte tercihi asosyal biriyim şu sıralar. Kendimi fazla ev yaşamına kaptırdım. Yani daha doğrusu ev içinde kendimi sosyalleştirebilmeyi sağladım. Kolay kolay evdeyken canım sıkılmaz. Niye o bilgisayar sağ olsun. Çok rahat içinde sosyal Sosyalleşebiliyorum. Sıkıldığımda çok güzel filmler, çok güzel hayat hikayeleri dinleyebiliyorum, çok güzel içerikler buldum kendime onları tüketiyorum ve daha önce de söylemiştim parasıyla satabilirim bu keşfettiklerimi. Bunun yanında diyelim ki çok sıkıldım discorddan birileriyle konuşabilirim. Onda da çok fazla discord kanalı var içinde anlaşabileceğim insanlar bulunan onları geçtim kitaplarım var hadi onlardan da sıkıldım oyunlar var. Her türlü ev ortamımı kendime güzel bir hale getirebildim. Lakin şöyle bir sorun var bu sefer de evden çıkmak istemiyorsun ya bugün biriyle buluşmak istediğimde bugün derken de genel bir tanım yapıyorum yani Kadıköy'e gideceğim tamam buradan Kadıköy merkez çok yakın 10 dakika 15 dakika bir kafeye oturacaksın gidene kadar bir saatin gitti gittiğin kişiyle ne konuşacaksın ne yapacaksın ya da o kişilerle öncesinde devamlı bir muhabbet gerekiyor yine ki o da seni çağırabilsin davet edebilsin gideyim yeni insanlarla tanışayım diyorsun hiç olmadı ve ya bir ortam oluşturayım diyorsun. Vardı birkaç tane ortamın. Bunlar yavaş yavaş erimeye başladı bende. Mesela bu erimeler de yine benim kendi konfor alanımın sıkıntılarından biri. Niye? Çünkü insanlarla iletişimde de kendime bir konfor alanı oluşturdum. Normal şartlarda iki insan birbiriyle iletişim kurduğunda ya da toplumun içine karışmaya çalıştığında kendinden ödün verebiliyor. Karşısındaki kişi ona tamamen hitap etmiyorsa veya kendi bir huyu karşıdaki kişi uymuyorsa onu törpüleyebiliyor ikili muhabbetinde veya işte o gruba girerken. Şöyle bir sorun oluştu. Kişiler bana uymuyorsa ben onları konfor alanıma sokmuyorum, iletişim alanıma sokmuyorum. Devamında da kendi grubumu kendim kuruyorum. Ne oluyor bu durumda? Kendimi değiştirmek zorunda kalmıyorum. E bu benci kafa yapısı da bir zaman sonra bir soruna dönüşüyor. Niye? Dışarıdaki topluma ayak uyduramayabiliyorsun bazı durumlarda. Bugün insanlar içine girdiğimde sosyalleşme konusunda bir sıkıntım yoktur. Atik biriyimdir. Atik mi denir de atılgan biriyimdir. Çok rahat muhabbet edebilirim. Kendimi ifade edebilirim. Bu konularda hiç sıkıntım yok. Ama içten içe kişileri çok rahat eleyebiliyorum. Veya o gruba ihtiyacım olduğunu sosyalleşmek için hissedemiyorum. Diğer insanlar mesela içten içe hisseder. Bir üniversite ortamına girdiğinde o gruba dahil olmak isteyebilir çok rahat. Her grup için bahsetmiyorum ama illa bir gruba dahil olmak isteyebilir. Ben de o huy gitti. Yalnızlaşmayı da sevmem ötürü bu biraz da. Şu kafa yapısından tam kurtuluyordum işte. Çok sağolsun bir tane Çinli yarasa yedi ve <laughs> dünya bambaşka bir hale geldi. Ne oldu? Okula gidemiyorum. Etkinliklere gidemiyorum. Evden çok nadir çıkmaya başladım. Ayrıyeten bir de kendi işlerim de çok güçlenmeye başladı. Eve giren para da artınca iyice buradan çıkmak istememe durumuna girmeye başladım. Bunu nasıl aşarım? Aslında planlarım var. Kendimi zorlayarak dışarı atacağım. Aslında bu size ileride daha daha az içerik olarak yansıyabilir ama devamında oluşacak bir huzurdan ötürü size daha kaliteli içerik olarak da dönüş yapabilir. Tabi bu tamamen karantinanın ne zaman biteceği ile alakalı. Umarım şu ilk barda falan iyice rahatlar da ki sanmıyorum daha baya bir süresi vardır diye düşünüyorum. Ama umarım rahatlar en azından kendimi tekrar yaşadığımı hissedebilirim. Çünkü bu konfor alanlarının içinde de böyle bir konforsuzluk var. Hapishane değmiş gibi hissettim insanı her gün aynı şeyleri yapınca özellikle düşünüyorum son bir senedir ne yaptım diye memlekete gitmek dışında böyle bir birkaç tane eğlencem oldu birkaç tane alışkanlıkların dışına çıkmak oldu ama onun dışında hep neredeyse aynıydı sadece işte yaptığım iş değişti okuduğum kitap değişti izlediğim film değişti sizde de var mı böyle bir durum konfor alanı ha şunu da söylemek gerekiyor mesela konfor alanı tek başına kötü bir şey de değildir bu arada zaten adı üstünde o alan de insan rahat ki orasına konfor alanı diyor. Ama bizim gibiler biraz böyle sınırları seven insanlar değil. Standartları, sabit yaşamı seven insanlar değil. O yüzden biraz çıkmak için çabalıyorum. Çıkamayışımda da üzülüyorum. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.